Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş hastalıklardan korunmak için alternatif tıp olarak da bilinen doğal bitkilere yöneldi. Biz de bu doğal bitkilerin faydalarını Aktar Namık Koplu'dan dinliyoruz. Yazın sonunda sonbaharın ortalarındayız. Öyle diyelim, Eylül ayını geçti. Çünkü kışa doğru adım atarken havaların sıcak soğuk etkisinden büyük şekilde etkileniyor tabii. İster istemez etkileniyor. Şöyle ki insanlarımız ve bizler hava güneşli olduğu zamanlar aldandığın sıcaklığın karşısında terleyen sırtımızı rüzgara verip kendimizi rahatlattığımızı düşünüyoruz ama cereyanda kalıp ciğerlerimizi üşüttüğümüzü, boğaz enfeksiyonlarında anjin, faranjit, laranjit gibi soğuk algınlığı etkisiyle oluşan rahatsızlıklara davetiye çıkardığımızın farkında değiliz. Bunun için özellikle insan her şeyden önce kendisine dikkat etmeli. Yaklaşan kış günlerinin habercisi olan orta sonbahardayız biz çünkü şu anda. Mevsimsel gıdalar, alınacak küçük tedbirlerle kışa daha iyi, daha rahat ve daha zinde gidebilmemizi sağlayacak malzemelerle kendimizi hazırlamalıyız kışa. Bunlar nelerdir? Özellikle soğuk algınlığında ve boğaz enfeksiyonlarında kullanmış olduğumuz adaçayı, zencefil, genel bilinenleri söylüyorum. Adaçayı, zencefil, havlucan, işte efendim bunun yanı sıra meyan kökü dediğimiz halk arasında tatlı bilem olarak geçen ıhlamur baş tacımızdır. Çünkü birçok etkisi vardır ıhlamurun. Bunun yanı sıra işte kuru kayısı, hem kan yapıcı özelliği vardır, hem kan sulandırıcı özelliği vardır. Vücutta ve bağışıklık sistemiyle birlikte metabolizmayı da düzenli çalışmasını sağlar. İncir kullanabiliriz. Vücuda aşırı derecede kuvvet veren malzemelerden birisidir, gıdalardan birisidir. Adaçayı ile birlikte ıhlamur ve zencefil kaynatılarak soğuk algınlığına karşı bir tedbir alabiliriz. Bunun yanı sıra hazırlamış olduğumuz, bizim veya diğer değişik firmadaki arkadaşlarımız yapmış olduğu 3-4 karışımlı kış çaylarımız vardır. Bunlarla kendimize kışı hazırlayabiliriz. Keşi boynuzu pekmezi bizim bölgemizde pek bulunmamasına rağmen ama en fazla tüketilen ürünlerden birisidir ki firmalardan birisi burada şu anda pekmezini üretiyor bunun. Çocuklarımıza özellikle vücut gelişimi, kemik gelişimi ve metabolizmasının düzenleyici olarak çocuklara verebileceğimiz gibi hem kan yapıcı özelliği hem de öksürük ve soğuk algınlığından koruyacak bir malzeme olarak kullanabiliriz ve kullandırabiliriz. Ihlamur, yanı sıra harbican, zencefil, tarçın ve karanfille birlikte bunu zenginleştirerek kış içeceği olarak bunu sunabiliriz veya alabiliriz kendimizde. Bunları kullanabiliriz.